Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. Bu videoda 2020'nin en önemli gezegen geçişlerinden biri olan Satürn'ün Kova burcundaki seyrinden bahsedeceğim. Satürn 22 Mart'ta Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Ve bu yıl 1 Temmuz'a kadar Satürn'ü Kova burcunda göreceğiz. 1 Temmuz'dan itibaren tekrar Oğlak burcunun son derecelerine bir geri dönüş yapacak. Çünkü Mayıs ayının 11'inde Kova burcunun bir derecesine retroya geçiyor ve dolayısıyla Temmuz ayında tekrar bir Oğlak burcuna ziyarette bulunacak. Ne zamana kadar? 17 Aralık'a kadar. 17 Aralık'ta Kova burcuna tam geçişini yapacak Satürn ve ondan sonra 8 Mart 2023'e kadar Satürn'ü Kova burcunda deneyimleyeceğiz. Şimdi öncelikle 22 Mart'la 1 Temmuz aralığında Satürn Kova burcunun ilk derecesi içerisinde ilerlerken aslında şöyle bir genel enerjiler hakkında bize fikir verebilir. Çünkü bir burç değişimi, bir gezegenin önemli bir transitinde bir burçtan bir burca geçişi, özellikle bu bir kolektif gezegense Satürn gibi, o 3 yıllık ana hareketi içerisinde nelerle meşgul olacağı, ne gibi enerjileri deneyimleteceğine dair bazı ön bilgiler verebilir bize, ilk etkilerini gösterebilir. Şimdi Satürn, hepimiz biliyoruz artık, astrolojiyi takip ediyorsunuz, yakından ilgileniyorsunuz. Satürn çoğu zaman bizim korktuğumuz, endişe ettiğimiz bir gezegendir. Çünkü o karma gezegenidir. Büyük öğretmendir. Hayatımızdaki sınırlamalar, sorumluluklar, dersler, ödevlerle ilgilidir ve çok da ciddidir, kararlıdır, notu da kıttır. Dolayısıyla Satürn'ün hareket ettiği burç ve onunla ilgili konu ve kavramlar da hayatımıza biraz çeki düzen vermemiz gerekecek anlamına geliyor bu süreç. 29 yıllık döngüsü vardır Satürn'ün. En son Satürn Kova burcunda 1991-94 yılları arasında hareket etti. Biraz geriye dönelim. 1991 Şubat ile 1994 Ocağı arasında Satürn'ü Kova burcunda deneyimledik. 1991 Şubat ile 1994 Ocağı arasında doğanların doğum haritasında Satürn Kova burcunda. Bu nedenle bu yılda doğanlar Satürn döngüsü yaşayacak. Satürn döngüsü çok önemlidir. 29 yaş, 30 yaş arasında deneyimleriz ve bir Satürn döngüsü yaşadıktan sonra aslında astrolojik olarak yetişkin olduğumuzu, artık olgunlaştığımızı kabul ederiz. İşte bu kuşak önemli bir süreçte olacak. Satürn döngüsü yaşayacaklar. Dolayısıyla hayatlarında tabii ki Satürn'ün o sınırlamaları, biraz sınavları, zorluklarıyla, dersleriyle daha fazla karşılaşabilecekleri bir dönem. Kişisel doğum haritalarındaki gezegen yerleşimleri ve Satürn'ün bu geçişi sırasında yapacağı açılanmalar, onların bu dersleri, sınavları ya da gelişme ve büyüme imkanlarını yeni yapılandırmaları, hayatlarının hangi alanlarında deneyimleyeceklerinin detaylarını verecektir bize. En son bu döngüde biz Satürn'ü Kova'da gördük. O dönemde dünya üzerinde neler olup bittiğine de şöyle bir göz atmakta fayda var aslında. Hani en belirgin etkiler ülkeler arasında, hani büyük hükümetler, işte Sovyetler Birliği'nin dağılması döngüsü, onun ardından bağımsızlaşan ülkeler, Yugoslavya'daki yine dağılmalar, burada bağımsızlığını ilan eden ülkeler gibi enerjileri görebiliyoruz aslında. Bir yandan teknolojideki ilerlemeler ve internetin belki ilk oluşmaya başladığı, onunla ilgili çalışmaların altyapısının oluştuğu döngüler yine bu zaman aralığını da işaret ediyor. Çünkü Satürn Kova burcunda olacağı için, Kova burcuna şöyle bir göz atalım. Kova neyi temsil ediyor astrolojide? Kova aydınlanma demek, ilerlemek demek, gelecekle ilgili düşünceler, vizyonlar, hedefler anlamına gelir. Kova günümüzden çok gelecekle alakalıdır ve değişimlerle alakalıdır. Düzeni değiştirmekle ilgili bir burçtur Kova. Çoğu zaman kalıpları kırmak, biraz hani kurulu düzenin dışına çıkmak, bunun içinde bir isyan enerjisi vardır, tabii bir reform enerjisi vardır. Yeni buluşlar, icatlarla alakalıdır ve tabii ki bu buluşlar, icatlar hayatımıza yeni
düzen de getirir ve kurulu düzeninde bir anlamda yıkılması anlamına gelir. Bu nedenle kova bağımsızlık için mücadele edenler, insan hakları için, toplumsal gelişim için, toplumun yararı için mücadele edenlerle de alakalıdır kova burcu. Devrimlerle alakalıdır, yeni icatlarla, mucitlerle alakalıdır ve tabii ki her türlü yaratıcı süreçlerle alakalıdır. Ve teknolojiyi anlatır. Elektronik bunlar kova burcu ilgilidir ve teknolojik gelişmeleri de kova burcu yönetir. Ve bilgisayarlar, bilişim sektörü, internet, sosyal medya günümüzde kova burcunun temsil ettiği konular arasındadır. Ve şimdi Satürn kovadayken, Satürn yapılanma demek, düzen demek ve geçtiği ev burç konularında eksikleri, hataları öne çıkarırken buraları da şöyle bir düzenlemek isteyecek. Yani kova burcuyla temsil edilen konu ve kavramlarda bu süreçte 2023'e kadar olan süreçte hayatlarımızda daha fazla düzenleme içerisinde olacağız. Yeni yapılandırmalar içerisinde olacağız. Bunlar olurken de gereksiz olanlar ayıklanacak, zayıf halkalar elenecek ve belki kova burcunun enerjisiyle bu anlamda daha idealist, daha geleceğe dönük beklentiler içerisinde olacağız. Daha insancıl etkiler altında olacağımızı da aslında söyleyebiliriz. Çünkü gruplar ve kalabalıklar, insanlık, toplumsal konu, evrensel konular hep kova burcuyla alakalıdır. Bu olurken tabii ki toplumsal organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, politika ve siyasi oluşumlar, yapılar yine kova burcuyla alakalıdır. Demek ki Satürn bunlara da böyle bir çeki düzen verecek ve buralardaki hedefler, planlar, programlar tekrar bir gözden geçirilecek. Özellikle yıl sonunda Satürn'ün 17 Aralık'taki kova burcuna geçişi, asıl geçişi tekrar orada yaşayacağız. Çünkü artık 8 Mart 2023'e kadar Kova'dan hiç ayrılmayacak Satürn. Ve 21 Aralık'ta Jüpiter'in de Kova burcuna geçmesiyle beraber Satürn-Jüpiter kavuşumunu görüyoruz. Satürn-Jüpiter kavuşumu kendi içerisinde çok özel bir etkidir. Satürn ve Jüpiter 20 yılda bir kavuşur. Bir burçta. En son 2000 yılında Boğa burcunda kavuşumu yapmıştı. 2000 yılının Mayıs ayında Boğa burcunda kavuşmuştu. Bu kendi içerisinde dünya üzerinde bir döngü başlangıcıdır aslında. 20 yıllık bir döngüdür. Bunun 21 Aralık 2020'de 0 derece Kova burcunda Jüpiter'de Satürn'ün yaptığı bu kavuşumla başlatacak ve önümüzdeki 20 yılı yani 2040 yılına kadar olan süreçteki önemli bir döngüyü işaret ediyor. Onu daha sonra o dönemde tekrar ele alabiliriz. Bunu şu açıdan hatırlatıyorum. Bu sefer Satürn'ün Kova burcundaki bu hareketi gerçekten daha uzun vadeli önemli bir toplumsal gelişimin, dünyadaki bir düzen değişiminin hem insan hakları ve toplum düzeni olsun, siyasi konular olsun, hem de bilimsel ve teknolojik gelişmeler açısından olsun önemli bir döneminde başlangıcını işaret ediyor. 1991-94 öncesinde Satürn Kova döngüsünde 1962-64 dönemini şöyle bir gözden geçirebiliriz. Hatta 61 sonları, 64 arasını şöyle bir gözden geçirebiliriz. O zaman da Satürn Kova'daydı. O yıllarda doğanlar da ikinci Satürn döngüsünü yaşayacak. Bakın, hayatımızın bu 29-30 yıllık döngüleri çok önemlidir. Her 29 yılda bir, 30 yılda bir Satürn döngüsü yaşarız. Bunlar genellikle 29 yaş, 28, 29, 30 yaş, işte 56, 58 yaş arasına denk gelir. Bu yıllarda doğanlar özellikle Satürn döngülerini yaşayacağı için yine 62-64 arasında doğan sevgili takipçilerimizin de önemli bir dönemde olduğunu hatırlatmak istiyorum. O dönemlere dünya üzerinde yine özgürlük hareketleri, toplumsal hareketlilikler var. Martin Luther King özellikle öne çıkıyor.
işte evrensel özgürlükler, sınıfsal ayrılımlara karşı yapılan hareketler, mücadeleler, tam kova konuları. Bunları da o dönemdeki Satürn kova seyrinde dikkat çekici gelişmeler olarak takip edebiliyoruz. 22 Mart'taki ilk geçişinden itibaren hemen 30 Mart, 31 Mart'ta kova burcuna geçen Mars'la Satürn ilk kavuşumunu yapacak. Hemen yakın dönemde Mart'ın son günlerinde bu Satürn-Mars kavuşumu önemli aslında. İki malefik aslında kavuşuyorlar. Sert bir etki olmakla beraber çok da değişik bir enerji ben ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Hani diyorum ya, Satürn kovadaki ilk geçişiyle bir fragman niteliğinde aslında bu kova burcunda ne gibi enerjilerle bizi karşılaştıracak, bununla ilgili ipuçları verebilir. İşte ilk kavuşumunu yapacağı, Mars'la yapacağı 30-31 Mart'ı özellikle toplumsal konularda insanlarla, insan hakları ve evrensel konularla ilgili çok önemli ama biraz da sert bir etki olarak gözlemleyebiliriz. Bu yıl 22 Mart 1 Temmuz aralığında Satürn Kova burcunun bir derecesinde ileri geri hareket yapacak dedik. Dolayısıyla ilk geçişi doğum günü 20 Ocak 23 Ocak arası olan, yani kova burçlarımız, yani kova burcunun ilk derecelerinde olanlar hemen hissedebilirler. İlk etkiyi onlar hissedebilir bu yıl. Bununla beraber, kovalarla beraber diğer sabitlerimiz Aslan, Boğa ve Akrep burçlarımızın da yine ilk günlerinde doğanlar bu ilk geçişin etkisini Mart'la Temmuz arasında hissedebilirler. Aslan burçlarımız 23 Temmuz 26 Temmuz arası doğanlar, yani özellikle ilk günlerinde doğanlar. Boğa burçlarımız 20 Nisan 23 Nisan arası doğanlar. Akrep burçlarımız 23 Ekim 26 Ekim arası doğan, özellikle akrep burçlarımız. Yani ilk günlerinde doğanlar biraz hissedebilirler. Yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. 0 derece ile 3 derece arasında sabit burçlarda Akrep, Boğa, Aslan, Kova gezegenleriniz varsa, sizler de o gezegenlerin bulunduğu ev alanlarında veya temsil ettiği konularda Satürn geçişini deneyimleyebilirsiniz. Satürn nasıl bir deneyim verir? Şöyle bir sınırlar, bir kontrol eder. Bir şekilde hayatınızda yanlış giden, eksik olan, hatalı bir şeyler varsa onlarla bir yüzleştirir sizi. Nedeni de şudur aslında, yine sizin iyiliğiniz içindir. Yani onu düzeltmenizi ister, tamamlamanızı ister. Çünkü sizin kişisel gelişiminiz, ilerlemeniz buna bağlıdır. O yüzden o hatayı, eksiği görmeniz, fark etmeniz, tamamlamanız gerekir. Gerekirse sorumluluk almanız gerekir. Ha bunu yapmıyor veya fark etmiyorsanız, o zaman bunun getirileri hayatınızda sıkıntılar, kayıplar, kısıtlamalar, engeller, bazen hastalıklar, bazen ayrılıklar şeklinde de kendini gösterebilir tabii ki. Evet, şimdi tabii hepiniz merak ediyorsunuz, burç bazında nasıl enerjiler bizi bekliyor bu Satürn Kova transitinde. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Satürn sizin 11. evinize geliyor 22 Mart'ta. Öncelikle Temmuz ayına kadar sadece bir derecede kısa bir hareketi olacak. Ancak genel olarak 2023 Mart'ına kadar Satürn'ü 11. evinizde misafir edeceksiniz. 11. ev Satürn'ün, aslında Kova burcunun kendi doğal evidir. Dolayısıyla Satürn Kova burcunda yöneticisidir. Klasik yöneticisidir. Güçlü olduğu bir pozisyondadır. Kişisel doğum haritalarınızda, özellikle hava burçlarında, ateş burçlarınızdaki yerleşimleriniz öne çıkıyorsa, Satürn bu geçişinde sizi çok destekleyebilir. Toplumsal alanlarda yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Arkadaş çevreniz, sosyal gruplarınızda sorumluluklar alabilirsiniz. Tabii ki burada düzenlemeler de yapabilirsiniz. Gerekliyle gereksizi ayırmak gibi. Ama yeni projeler, yeni hedefler, bilimsel konularda çalışmalar, teknolojiyle ilgili konular, internet, sosyal medya üzerinde bazı çalışmalar, belki biraz daha toplumsal ve diplomasiyle, siyasetle alakalı etkinlikler. Çünkü sosyal konulara karşı duyarlılığınız artabilir ve bu alanlarda da belki bazı grup
çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Süre gelen ilişkileriniz sağlamlaşabilir. Sağlam olmayanlar, özellikle arkadaş ilişkileriniz, bu dönemde geri planda kalabilir. Burç bazında size çok olumlu bir desteği olacaktır. Kendinizi daha güçlü, daha güvenli hissedebilirsiniz. İş hayatında yaptığınız, özellikle son 3 yıldır sizi zorlayan, kısıtlayan konuların biraz daha rahatlaması ve bu dönemde yaptığınız, oluşturduğunuz yapıların, harcadığınız emeklerin, çalışmaların karşılığının maddi manevi gelmesi, bu bir mevki, bir ünvan, bir başarı olabilir, bir maddi ödül olabilir, gelir olabilir. Tüm bunları Satürn bu dönemde size sunabilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, siz aynen kova gibi bir sabit burçsunuz. Dolayısıyla bu dönemde aslında Satürn'ün Kova burcundaki transitine dikkat etmesi gereken en önemli burçlardan biri sizsiniz. Satürn haritanızın en tepesinden, kariyer alanından geçecek. Aslında yönetici olduğu bir alanda ve güçlü. Bu geçişi sırasında kariyerle ilgili sorumluluklarınızı arttırabilir. Özellikle bu yılın 22 Mart ile 1 Temmuz arasına biraz dikkat edelim. Bakalım ilk enerjiler size neleri getiriyor? Belki bir zorlanma, bir kariyer alanında bir değişim, bir sıkıntı, işten ayrılma ya da bununla ilgili düşünceler, planlar oluşmaya başlayabilir. Belki de size verilecek yeni görevler, sorumluluklar olabilir. Statünüzde biraz daha ilerleme olabilir gibi düşünebiliriz bunu. Yer değişmeleri, taşınmalar ve bununla ilgili konular. İlişkilerinizle, ilişki dinamiklerinizle ilgili olabilecek değişimler. Zaman zaman zorluklar, zaman zaman sınavlar olabilir. Unutmayın, burcunuzda bir Uranüs var. Burcunuzdaki Uranüs'le beraber 2023'e kadar Satürn de Kova burcundan geçerken hem size hem Uranüs'e zıt açı içerisinde de olacak. Birçok boğanın aslında hayatının önemli yapılarının şöyle bir sınandığı, şöyle bir sarsıldığı dönemdesiniz. Büyük değişimler için eğer hayatınızda yapılması gereken değişimler varsa ve siz bunları yapmakta zorlanıyorsanız, Satürn artık kurulu düzeni yıkma ve o değişimi yapma konusunda sizi daha fazla zorlayabilir, sıkıştırabilir ve bazı kısıtlamalarla, ekstra sorumluluklarla bunu zorunlu hale de getirebilir. Unutmayın. Özellikle 22 Mart ile 1 Temmuz arasında ilk 1 derece etki alacağı için sevgili boğalar, güneşiniz, yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Etki alabilirsiniz. İlk etapta etki alabilirsiniz. Ama daha ileri derecelerde ise bunlar özellikle yıl sonundan sonra, önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu etkileri alabilirsiniz. Ebeveynleriniz, aile büyükleriyle ilgili konular, onların genel sağlıkları, onların hayatlarında olabilecek değişimler, düzenlemeler veya sizin onlarla ilgili alabileceğiniz sorumluluklar, kısıtlamalar da yine bu Satürn Kova transitinin ana konularından olacak diyebiliriz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Satürn Kova burcundan geçerken aslında size çok da güzel bir açıda olacak. Sizin için verimli bir dönem. Bunu söyleyebilirim. Satürn Kova transiti sırasında özellikle önümüzdeki yıl 2021'de Jüpiter'in de Kova'da olacağını düşünürsek, 2021'in çok keyifli ve şanslı bir yıl olacağını sizin adınıza şimdiden müjdeleyebilirim. Bu yıl ilk etapta 22 Mart ile 1 Temmuz aralığında şöyle bir bazı işaretler verebilir size. Eğitim konuları, akademik konular, hukuksal konular, yurt dışı ile bağlantılı yapmak istediğiniz çalışmalar, uluslararası olabilecek konular, işte buralarda Satürn bazı yapılandırmalar, bazı sorumluluklar, bazı çalışma iş imkanları ya da yeni öğrenebileceğiniz kavramlar, yeni bir dil öğrenmek, yeni bir okula başlamak olabilir ya da yurt dışında yapacağınız bazı işler olabilir. Bunlarla ilgili etkileri veriyor hayatınıza. Özellikle kişisel doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. Sabit burçlarda yerleşimleriniz varsa etkiler tabii ki biraz daha güçlü olabilir. Ama hava burçları, ateş burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa bu etkilerin çok olumlu yönde ve destekleyici olabileceğini de şimdiden söyleyebilirim. Satürn tabii bazı sorumluluklar getiriyor, kısıtlamalar da getirebiliyor. Akademik konularda sorumluluklara dikkat edelim. Hukuksal konularda ciddi olmamız gerekiyor. İhmalkar olmayacağız. Genel olarak yolculuklarda ve özellikle yurt dışı ile bağlantılı hareketlerde
Satürn zaman zaman biraz bizi zorlayacak, hani kısıtlamalar, engeller ya da yeni düzenlemeler de hayatımıza getirebilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Satürn sizin 8. evinize geliyor. Son 3 yıldır Satürn tam karşıt burcunuzda sizi gerçekten zorladı aslında. Özellikle hayatınızın her alanında bu etkiyi hissettiniz ama biraz daha ilişkilerde yoğunlaştı bu etki. Şimdi 8. evinize geliyor. 8. ev eşinizin parası, ortak paralarınız, finansal konular, paylaşımlar ve bazı krizler, sağlık alanında olabilecek konular veya hayatınızın daha duygusal alanlarında yaşayabileceğiniz krizlerle de alakalıdır. Yani Satürn 8. ev geçişleri çok kolay olmayabilir. Kısıtlamalar hissedebilirsiniz. Parasal kısıtlamalar hissedebilirsiniz ya da bütçenizi yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Almanız gereken paraların alınması gecikebilir. Eşinizden gelen kaynaklar azalabilir. Ya da borçların üzerinizdeki kontrolü etkisi artabilir. Kredi gibi, miras gibi, nafaka gibi, tazminat gibi konularda mesela biraz daha zorlanmalar olabilir. Bu 3 yıllık dönem bütçenizin düzenlenmesi, borç alacak dengenizin özellikle biraz daha kontrollü olması, var olan borçların ödenmesi için biraz hani harcamalarınızın belki kısıtlanması gibi etkiler hayatınıza getirebilir. Bunun yanı sıra cinsel hayatınızda hani ilişkilerle ilgili bazı kısıtlamalar olabilir. Bazılarınız sağlık konularıyla ilgili bazı ameliyatlar, operasyonlar, şifa yolları arayabilir. Dönem dönem bunlarla ilgili bazı zorluklar olabilir. 8. ev ölüm, yeniden doğum, hani ölüm enerjisi de barındıran bir an. Bu tabii ki fiziksel ölüm olmak zorunda değil ama hayatımızda bir şeylerin bitmesi, sonlanması ya da yakınlarımızda olabilecek ölümler, kayıplar ve benzeri enerjiler alanında da gündem oluşturabilir. Ama her yengeç aynı şekilde etkilenmeyecek. Unutmayın, kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle kova, aslan, boğa ya da akrep gibi burçlarda kişisel yerleşimleriniz varsa ya da doğum haritanızda Satürn'ünüz kovadaysa, biraz önce söylediğim işte 91-94 arası doğanlar ya da 62-64 arası doğanlar, onlar için daha önemli bir döngü olabilir bu süreç. Bu anlamda değerlendirmek gerekiyor. Eğer sabitlerde önemli gezegenleriniz yoksa çok da zorlayacak etkiler oluşmayabilir sizin için. Ve gelelim aslanlara. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar. Satürn kova transiti önemli sizin için. Tam karşıt burcunuzda olacak. İlk etkiyi 22 Mart 1 Temmuz arası alacaksınız. Özellikle bu dönemde doğum günü 23 Temmuz 26 Temmuz arası olan aslanlarımız güneşlerinden alabilirler. Yükselen burcunuz da yine 1 ve derece yakınlarındaysa hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki eril figürler, baba kavramı, eş kavramı, ilişkileriniz, genel sağlığınız, buralarda şöyle bir Satürn testi altında olabilirsiniz. Ama yıl sonundan sonra, Aralık'tan sonra artık 2023 Mart'ına kadar tüm aslanlar kademe kademe Satürn etkisini hissedebilirler. İlişkilerinizi test edecek Satürn geçişi. Evliliğiniz, ortaklığınız, yakın arkadaşlıklarınız sağlam mı, zayıf mı? Sağlamsa daha da güçlenir, merak etmeyin, ama zayıfsa bunlar elenebilir. Zayıf halkalar hayatınızdan çıkabilir. İşbirlikleri bitebilir, boşanmalar, ayrılıklar olabilir. Bunlar olabilir. Hayatınızda yer değişiklikleri olabilir. Ama bir yandan da Satürn 7'den geçerken size yeni ilişkiler getirebilir. Sağlam ilişkiler getirebilir. Çünkü evlilikler için aslında iyidir Satürn geçişi. Evlilik sorumluluk demektir. Hani bir aşk ilişkiniz, bir flörtünüz artık evlilik boyutuna taşınabilir. Evlenmek, o sorumluluğu almak isteyebilirsiniz. İş kurabilirsiniz. Ev alabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz. Hani tüm bu olasılıklar da gündemimizde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili aslanlar. Özellikle Satürn'ünüz kovada, aslanda, boğada, akrepte ise bu Satürn geçişi sizin için önemli, çok önemli. Tabii kişisel gezegenleriniz de yine sabitlerde özellikle öne çıkıyorsa yine bu Satürn geçişi sizi bireysel olarak önemli ölçüde etkiler. Hayatınızda çok önemli yapılandırmalar, yeni düzenlemeler olabilir. Yeni temelden sistem, yani yeni bir ilişkinin başlaması, sağlamlaşması ya da hayatınızın her alanında yeni yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz bu dönemde.
Ve sevgili Başaklar, yükselen burcu Başak olanlar. Evet, Satürn sizin 6. evinize geliyor. 6. evden geçen bir Satürn. Bu dönemde bazı becerilerinizin daha da gelişebileceğini, yani iş hayatına adım atabileceğinizi, iş bulabileceğinizi, çalışmaya başlayabileceğinizi, bir meslek edinebileceğinizi işaret ediyor. İş alanında sorumluluklar almaya hazır olun sevgili Başaklar. Süre gelen işlerinizde biraz evet zaman zaman zorlanmalar, kısıtlamalar, engeller olabilir. Bazen bir şeyler bitebilir. İşten ayrılmalar olabilir. Ama yeni işler de gündemde olabilir. Emek harcadığınız konular, çalıştığınız konularda ödüller gelebilir. Daha da güçlenebilirsiniz. Kendinizi geliştirmeniz gereken bir dönem. İlerlemeniz gereken bir dönem. İşle ilgili bir şeyler öğrenmek, eğitimler almak için de bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Bazı akrabalarınızla ilgili sorunlar, kısıtlamalar, hani hala, dayı, amca, enişte ve benzeri gibi ya böyle yakınlarınız, akrabalarla ilgili sağlık sorunları veya onların hayatındaki düzenlemeler gündemde olabilir. Evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Evcil hayvanı olmayanlar bir evcil hayvan sorumluluğu alabilir bu transit sırasında. Ama bazılarında da sıkıntılar, hastalıklar, kayıplar da olabilir. Genel sağlığınız da mercek altında. Sevgili Başaklar, sağlık evinizden bir Satürn geçiyor. Sağlık konularında ihmalkar olmayın lütfen. İhmal ettiğiniz alanlar, zayıf halkalarda sorunlarla karşılaşırsınız. Eğer sağlığınızla ilgili sorun yaşıyorsanız bunları şifalandırma yolları bulacaksınız ve genel günlük hayatınızı böyle bir çeki düzen altına alabilirsiniz. Beslenmeniz mi bozuk? Spor mu yapmıyorsunuz? Çok mu çalışıyorsunuz? Ve bunlar sizin sağlığınızı mı etkiliyor? İşte bunları bir göz, şöyle bir çeki düzen vereceğiniz, günlük hayatınızı düzenleyeceğiniz. Çünkü düzen demek Satürn, sorumluluk demek, sistemli olmak demek. Bunları günlük hayatınıza disiplinli bir şekilde getirebileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Ve sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Evet, Kova da sizin gibi bir hava burcu ve Satürn'ün Kova burcundaki transiti sırasında aslında hani açısal olarak güzel bir açılanma bu. Birçok açıdan birçok terazi güçleniyor. Kendilerini daha iyi hissedecekler, destekler alacaklar. Aşk eviniz, arkadaş ilişkileriniz biraz mercek altında olabilir. Aşkla ilgili konularda ciddi bir bakış açısı içerisinde olabilirsiniz. Yani aşk sadece flört, eğlence değil de artık daha güçlü ilişkiler beklediğiniz bir dönemde olacaksınız. İlişkileriniz bu gücü barındırmıyorsa, bu güveni, bu sağlamlığı barındırmıyorsa zayıf halkalar gidebilir. Biraz aşk ve flörtlerde bu dönemde elemeler içerisinde de olabiliriz. Çocuklarla ilgili sorumluluklar var. Tabii ki anne olmak, baba olmak, bir çocuk sorumluluğu almak söz konusu olabilir. Çocuğunuz var, onunla ilgili belki daha fazla ilgilenmeniz gerekiyor. İşte çocuğunuzun sınavları var, eğitim hayatı başlıyor veya çocuğunuz evleniyor, çocuğunuzun çocuğu oluyor. Hani bunun gibi çocuklarla ilgili bazı sorumluluklarınız artabilir bu dönemde. Bazı yeteneklerinizi geliştirmek için çalışmanız gerekebilir. Bir hobinizle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Ona daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir mesela. Bu da tabii size güzel geri dönüşler, beceriler, yetenekler şeklinde gelebilir. Evet, para konuları, yatırımlar, finans konuları, özellikle spekülatif piyasalara daha dikkatli yaklaşmak lazım. Macera aramamak gerekiyor bu dönemde. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Sabit burçlarda Kova, Aslan, Boğa, Akrep gibi burçlarda gezegenlerimiz varsa bu döngüde biraz sorumluluklar adına ya da Satürn'ün temsil ettiği hani ciddiyet, disiplin, kısıtlama, sıkıntı, sınırlama bu anlamda enerjiler artabilir hayatımız. Ama sabitlerde gezegeniniz yok. Daha çok hava burçlarında, ateş burçlarında yerleşimleriniz var. O zaman daha olumlu, daha pozitif, çok da zorlanmayacak etkiler altında olabilirsiniz. Ve gelelim sevgili akreplere ve yükselen burcu akrep olanlara. Sevgili akrepler, siz de sabit bir burç olarak en fazla etkiyi alan grupsunuz. Dördüncü evinizden bir Satürn geçecek. İlk etapta 22 Mart 1 Temmuz'a kadar
ilk 1 derece etki alacağı için özellikle doğum günü 23 Ekim 26 Ekim arası olanlar bu etkiyi alabilir. Ama yıl sonundan sonra 2023 Mart'ına kadar kademe kademe tüm akreplerimiz etkilenebilir. Ev alanları, yuva alanları, aileyle ilgili konular, ebeveynler. Bu alanlarda düzenlemeler var, bazı sınırlamalar var, yapılandırmalar var. Birçok akrep yer değiştirebilir, taşınabilir. Ev alabilir, satabilir, emlak yatırımları yapabilir. Tabii anne baba ebeveynlerle ilgili bazen kayıplar, bazen sıkıntılar, sorumluluklar da olabilir. Uranüs de ilişki evinizden geçiyor. Birçok akrep ilişki dinamikleriyle bağlantılı yaşayacağı hızlı değişimlerle ilgili olarak yine yuva ve ev alanlarında değişimler yaşayabilir. Şöyle düşünün, bir evlilik tabii ki aileden ayrılma, kendi evinizi açma, hani bu anlamda bir etki getirebilir. Ama bir boşanma da yine ev alanınızda, yuva alanınızda bir ayrılık, bir değişim getirebilir. Bazen bu değişimler şehir değişimleri, ülke değişimleri gibi çok daha radikal konuları da hayatımıza getirebilir. Sevgili akrepler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Satürn'ünüz kova, aslan, boğa ya da akrepse daha sert, hani daha kadersel, daha radikal etkiler altında olabilirsiniz bu süreçte. Ve kişisel haritanızda yine sabitlerde yerleşimleriniz öne çıkıyorsa çok daha güçlü, önemli etkiler altında olabilirsiniz. Ama kişisel gezegenleriniz sabit burçlar yerine değişken öncü burçlarda yerleşmişse o zaman bu bahsettiğim etkiler daha hafif olacaktır. Çok da hani hissedilir olmayabilir. Daha hafif, daha rahat bir döngü geçirebilirsiniz. Ve sevgili yaylar, yükselen burcu yay olanlar, 3. evinizden bir Satürn geçiyor. Satürn bu dönemde size yeni bilgiler öğretebilir, yeni şeyler öğrenme konusunda destek olabilir. Öğrenciyseniz, evet, bir sınavı kazanmak için, bir okula girmek için daha fazla çalışmanız gerekecek. Ama çalıştıysanız emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Yetişkin de olabilirsiniz, öğrenci olmayabilirsiniz ama mesleki anlamda yeni eğitimler veya yeni bir dil öğrenmek için eğitimler, kişisel gelişim için eğitimler. Buralarda bazı sorumluluklar alabilirsiniz. Yakınlarınızdaki kişiler, komşular, kardeşler, onlarla ilgili zaman zaman hayatınızda biraz hani sizi zorlayacak, kısıtlayacak koşullar oluşabilir. Kardeş ilişkileriniz biraz zorlanabilir. Veya onlarla daha fazla ilgilenmeniz, sorumluluk almanız gerekebilir. Komşu ilişkilerinizde düzenlemeler, değişimler olabilir. Komşunuz belki taşınabilir, gidebilir ya da yeni bir komşu gelebilir. Otomobil, araç gereçler, iletişim cihazları, internet, sosyal medya üzerinde yaptığınız her türlü konu, işinizle ilgili ticari konularla ilgili alacağınız sorumluluklar, tüm bunlar biraz daha Satürn'ün kontrolü altında olacak. Ciddi olmamız gerekiyor, sorumlu davranmamız gerekiyor. Ticari konularda, eğitim konularında, yakın çevre ilişkilerinizde lütfen gereken sorumluluklara dikkat edelim. Eğer bir sınavla karşılaşıyorsak bunun bir ders olduğunu unutmayalım. Bunun için de bireysel olarak ne öğrenmemiz gerekiyor? O sınav bize ne öğretmek istiyor aslında? Onu anlamaya çalışalım sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Satürn 2017 aralığından beri sizin burcunuzdaydı ve artık 22 Mart'ta Satürn kova burcuna geçiyor. Ve ilk geçişini 1 Temmuz'a kadar yapacak. Artık Aralık'tan sonra, yani 2023 Mart'ına kadar da tam olarak Kova burcunda kalacak. İkinci evinize geliyor Satürn. Burada özellikle finans konuları, kazandığınız paralar, harcamalarınız, bütçeniz, yatırımlarınız, mal varlıklarınız, kendinizi maddi manevi güvende hissettiğiniz koşullar alanında Satürn'ün şöyle bir denetimi altında olacaksınız. Satürn sizi parasal konularda test edebilir. Evet, kısıtlayabilir. Kazançları kısıtlayabilir. Ya da size ekstra sorumluluklar yükleyebilir. Para kazanma sorumluluğu belki bir iş imkanıdır. Para kavramı olmayan birçok oğlak, gerçi oğlaklar para kavramı vardır ama burada para kavramını size öğretecek. Biraz hani paranın değerini öğretecek.
Belki burada daha kontrollü olmanız gerekecek. Yatırımlar yapmanız gerekebilir ya da yapmak isteyebilirsiniz Satürn buradan geçerken. Kişisel doğum haritalarınızın aldığı etkilere göre tabii ki bunlar az ya da çok olacaktır. Özellikle bakınız lütfen kişisel doğum haritalarınızda Kova burcunda, Aslan burcunda, Boğa ya da Akrep burcunda yerleşimleriniz varsa ve bunlar özellikle sert gezegenlerse para konularına dikkat etmek lazım. Ama bu yerleşimler sert değilse ve aksine hani sabitler dışında daha çok öncü burçlarda ya da değişken burçlarda kişisel yerleşimleriniz varsa o zaman para konularında zorlanmanız gerekmiyor. Çok da hani bu dönemi dengeli, düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde ama planlı bir şekilde de geçirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve sevgili kovalar, evet sizin için çok önemli bir dönem. Burcunuza Satürn geliyor. İlk geçişi 22 Temmuz, 22 Mart, 1 Temmuz arasında özellikle 20 Ocak, 23 Ocak arası doğan kovalarımız böyle bir etki alacak. Bir anda Satürn enerjisi güneşinizle buluştuğunda hayat sizi şöyle bir sorumluluklarla yüzleştirebilir. Bir anda hayatınızın herhangi bir döneminde kısıtlanabilirsiniz ve engellenebilirsiniz. Bir ders niteliğinde bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bazen bu sağlıktır. Bazen aileyle ilgili bir konudur. Bazen ilişkiler, bazen kariyer. Haritanızın durumuna göre değişir. Ama Satürn'le bir yüzleşme dönemindesiniz. Diğer kova burçlarımızsa, yani güneş dereceleri daha ileride olanlar, bir dereceden daha ileride olanlar, bunu özellikle 3 derece ve ilerisi düşünebiliriz. Daha çok hani yıl sonundan sonra, 2023 Mart'ına kadar bu süreci deneyimleyecekler. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle Kova burcu güneşiniz var ama diğer sabitlerde Akrep burcunda, Boğa burcunda, Aslan burcunda yerleşimleriniz varsa, yükselen burcunuzda sabitlerden biri ise özellikle bu Satürn Kova burcu sizin için çok güçlü bir etki barındırıyor. Eğer natal haritanızda Satürn'ünüz de sabit burçlardaysa, Kova gibi, Aslan gibi, Boğa gibi, Akrep gibi ise dikkat ediniz. Sert bir dönem sizi bekliyor. Sınavlar var. Eğer şu ana kadar aslında hayatınızda hani genellikle daha sorumlu, planlı davranan bir kovaysanız, ödül de verebilir Satürn size. Sizi güçlendirebilir, otoritenizi arttırabilir, sorumluluklarınızın karşılığını verebilir. Ama biraz böyle hani vurdum duymaz, biraz sorumsuz bir kovaysanız, sıkıntılar, kısıtlamalar, engeller verebilir. Bunlar ders niteliğindedir. Aslında size öğretmek istiyor bir şeyleri. Sizi güçlendirmek istiyor hayatınız içerisinde. Şimdi Satürn'ün size verdiği bu dersleri, sorumlulukları ele almanız, sabırlı olmanız, disiplinli, kararlı, planlı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Ve hayatınızdan bazı gereksiz şeyleri elemeniz gerekebilir. Yeni yapılar kurmanız gerekebilir. Çünkü Satürn yapılar ve inşaatla alakalı. Hayatınıza yeni bir düzen oluşturacaksınız. Bazen ayrılıklar, boşanmalar olabilir, yer değişimleri olabilir, aileden ayrılma, kendi evine geçme, yeni bir işe başlama, yeni iş kurma. Tüm bunlar ya da hayatınızda sağlığınızla ilgili yaşayacağınız bir durum, tüm hayatınızın düzenini yeniden ele alıp değiştirmeniz yönünde de etki yapabilir. İşte bunlar hayatınızın yeniden yapılanacağı, yeni bir düzene gireceği bir süreci işaret ediyor. Çok umutsuzluğa kapılmayın. Jüpiter Aralık'tan itibaren burcunuza gelecek. Satürn'le beraber büyük oranda size önemli maddi manevi destekleri, imkanları da sunabilecek bu süreçte sevgili kovalar. Ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar. Satürn 12. evinizi ziyaret ediyor. Bu süreç içerisinde 12. evdeki bir Satürn. Hayatınız içerisinde biraz geri çekilmeler, biraz böyle kendinizi dinlemek için yalnız kalma süreçlerinizde biraz inziva dönemleri yaratabilir. 12. ev Satürn geçişleri aslında güçlüdür. 12. evde olmayı sever Satürn çünkü. Burada sizi birçok tehlikeden de koruyabilir. İçsel anlamda, manevi anlamda güçlendirebilir, farkındalığınızı arttırabilir, tekamül ettirebilir sizi. Ve siz zaten hani belli bir inziva süreciyle hani kendinizi ruhsal anlamda geliştirecek yapılar içerisinde de olabilirsiniz. Daha fazla tefekkür edebilirsiniz, düşünebilirsiniz, anlam arayışları içerisinde olabilirsiniz. Ve tüm bunlar olurken
farkındalıklarınızla beraber artık hayatınızdan bir şeyleri, yani sizin için gerekli olmayan bazı kavramlar olabilir. Bir ilişkidir, bir iştir, belki alışkanlıklarınız, genel düzeniniz. Bunları hayatınızdan çıkarmanız, bir şeyleri feda etmeniz gerektiği konusunda da Satürn'ün etkileri altında olacaksınız. Bunları yapacağınız bir dönemde olacaksınız. Bundan sonraki süreçte daha da güçlenebilmeniz için, daha da rahat ilerleyebilmeniz için Satürn'ün bu hayatınızdaki temizlemeleri diyelim, fedakarlıkları şu dönemde yapmanız için sizi zaman zaman biraz sıkıştırabilir, zorlayabilir. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Özellikle sabit burçlarda yerleşimleriniz varsa bu dönemde Satürn'ün etkisi sizin için daha güçlü olacaktır. Ya da sabitlerde Satürn'ünüz varsa yine Satürn döngüsü olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. İş hayatınızda beraber çalıştığınız kişilere, genel sağlığınıza, hani ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü sağlığınıza da bu dönemde daha özenli olmakta fayda var. Çünkü Satürn sağlık konularında da zayıf bir durum varsa bunları daha fazla açığa çıkarabilecek. Onlarla ilgilenmeniz için de sizi biraz baskı altına alacak diyebiliriz sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.